Yüzden ne herkese merhaba ya da girişi mi değiştirsek şöyle bir şey yapalım. Herkese merhaba Samedi Ustalar diye bir giriş yapalım. Girişimizi de değiştirdikten sonra nasıl bir şey? Kamera şey mi? Ne yapacağız? Şöyle ben dik oturayım. Şöyle bir şey yapacağız. Böyle bir haftalık konuşma gibi ya da hani oyun videosu gelmeyeceği için hani en azından bugünlük oyun videosu gelmeyeceği için böyle bir konuşma yapalım istedim. Şimdi ilk ana fikirlerimiz şöyle bir şey. Zaten belki ay geçti arasından ya da haftalar geçti ama ben PES ve FIFA'nın zaten hatta PES'in karşılaştırmasını yapmıştım. Ya PES'i incelemiştim. Hani şeylerini yaptım. Video olarak düzenledim, yükledim. Ama sağ olsun Konami güzel bir telif attığı için neden herkes yapar da tek bana telif atarlar bilmiyorum. Herhalde partner şirketimiz dandik olduğu için kanalda zaten küçücük bir kanal olduğu için hiçbir koruma altında falan değil. Zaten çıkmak istesek de çıkamıyoruz. Nasıl bir şey onu da anlamıyorum. PES'le o zaman hani PES ayrı FIFA ayrı video gelecekti. O zaman bu videoyu şey yapalım. PES ve FIFA'nın hem karşılaştırması hem de neler getirecek onları konuşalım. Ve işte dün yaşadığım şeyleri konuşalım. Hızlıca konuşacağım. Öyle yarım saatlik belki bir video olmaz. Olmamasını umuyorum yani. Şimdi PES'i de gördüm, FIFA'yı da gördüm. PES yine işte kaleciler çok iyi, oyuncu şeylerini full yeniledik. Görüntüler filan gayet iyi. Hatta şöyle bir şey var, PS4'teki şeyler, görüntüler yeni nesil olarak PC'ye de gelecek. Artık hani zaten hani FIFA'ya oynayamıyoruz ama PES kaldırıyordu diyorlar hani denirdi. Her zaman da PES oynanırdı bilgisayarda. Hangi bilgisayarınız olursa olsun PES her türlü kaldırırdı, oynardı biz. Artık herhalde öyle olmayacak. Tabii bu kesin bir bilgi değil. Yani en azından çıkana kadar kesin bir bilgi değil. Bir rivayete göre diyelim. Sonra tabii yine benim sevdiğim taraflarına geleceğiz. O görüntü şeylerine. Sonra 20 Temmuz'da mı? Öyle bir şeyde online'ın açık betası mı yayınlanacak? Hani MyClub'ı önceden oynayabileceksiniz herhalde. Öyle bir şey olacak diyorlar. Artık ne zaman olur bilmiyorum. Yani ne kadar kesin bilmiyorum. Sadece duyduklarımı söylüyorum size. Ha şey olsa da oynar mıyım MyClub'ı? Oynamam. Çünkü online şeyleri hiç sevmiyorum. Genelde de zaten görüyorsunuz online oyunlar oynamıyorum. Hep offline oyunlar oynuyorum. Online oyunun bile offline kısmını seviyorum yani varsa tabii. Şimdi görüntülere gelirsek PES bu sene zaten böyle parça parça resimler görüyorsunuz. Video gösteremiyorum. Salaklar telif atıyorlar. Görüntü olarak, renk olarak daha çok üstüne gitmişler. Yüzler olarak oyuncuların yüz bakımından böyle mesela içeride ne yaşıyorsa ruh olarak şey olarak da şunu biraz aşağı indireyim. Yüzüne yansıyor. Bayağı gerçekçi bir yüz şey yapmışlar. Hatta herhalde oyuncuları direkt oyuna yansıtmışlar. O da olabilir. Renkler olarak statların renkleri, koreografilerin renkleri, hatta bir tane izlediğimde görmüştüm böyle uzakta bayraklar var mesela İspanya bayrağı filan. O kadar gerçekçi gözüküyor ki yani tutup işte sallayacaksın yani o kadar gerçekçi. Hani dibinizdeymişsiniz gibi. Öncelerinde böyle tabii renkler yine aynı şekildeydi ama üstüne biraz daha koyulduğunda çok gerçekçi bir renk olmuş. Tam
renkler oturtulmuş bu sefer. Yani bir oynama, bir yapma renk ben hani göremedim. Oynanış olarak daha bir yumuşak oynanış var. Yani daha bir estetik geldi gözüme. Gerçi her zaman diyorlar bunu işte, oynanış biraz daha şey oldu, oynanış böyle oldu, oynanış şöyle oldu. Ama görüyorsunuz PES 17'den neler yaşıyoruz. Şeye göre de herhalde azaltmışlar bu yapay zekayı. Yani azaltmışlar. Artık hani bol gollü maçlar göreceksiniz. Ha, geldiğinde tabi orijinal almayacağım şeyi, PES'i. Geldiğinde artık hani ne zaman düşerse şeye, orijinal olmayan yere, ne zaman düşerse o zaman oynayabileceğiz. Çok da tamam, oynamak istediğim oyun ama çok da şey değil. Beni heyecanlandıran bu sene FIFA. Şimdi PES'teki şeyleri konuştuysak, ya da kesin atladığım vardır. PES'teki şeyleri konuştuysak FIFA'daki şeylere gelelim. FIFA'da bu sene işte hani Standard Edition, işte Deluxe Edition, işte Super Deluxe Edition'dan ziyade işte Standard Edition, normal FIFA 18, Deluxe Edition, Ronaldo Edition diye şey yaptılar. Ronaldo'nun üstüne o oynadılar. Ronaldo'yu ta nefes alırmışçasına, yani nefesine kadar oyuna yansıttılar. Bu iyi mi oldu? İyi oldu. FIFA'da yüz görünümü olarak, şey olarak iyice yükseliyor. Zaten yükselmesine de gerek yok yani. Biz bunun oynanış kısmını 5-6 sene öncesinden bildiğimiz için, yani 5-6 sene önceki şeyleri mesela PES özellik olarak daha yeni getiriyor. Öyle söyleyeyim ben size. FIFA'yı biraz övdükten sonra yeniden FIFA'ya devam ediyoruz. Sonra da her zaman Xbox'a çıkan, zaten siz bunları biliyorsunuz ama bir de benden şey yapın. Xbox'a çıkan 360, ya işte Xbox 360 şeyle Legends işte olarak çıkan, efsaneler olarak çıkan paket ya da özellik artık PS4'te olacak. İkon diye geçecek. İşte Ronaldo Nazagaera mıydı? Nazaro mu? Ronaldo Nazaro'du herhalde. Çünkü sadece Ronaldo ismini bildiğim için daha bu paket çıktığında ilk defa öğrendim soy ismini. Hiç araştırmamıştım. İşte onların olduğu bir edition, yani bir paket olacak. Bunların tabi fiyatları değişiyor. Normal olarak 60 euro. Süper Deluxe Edition olarak, Ronaldo Edition olarak 80 euro. Diğeri de kaç euroydu ya? 90 euro muydu? Daha mı yüksekti? Icon Edition daha yüksek. En yüksek Icon Edition zaten. Oyun olarak daha çok gerçekçiliği hani yansıtmaya çalışmışlar. Yani oyuncuların gerçek işte davranışları, sevinçleri falan yaratılmış. En çok da sevdiğim Ronaldo böyle şey duruyor ya, şöyle duruyor, hani şu an gösteremem de, hani şöyle yap, sevinç yaşıyor ya, en çok onu beğendim. İşte Griezmann'ın falan hareketleri. Oy başka. Ya genelde hani habire Ronaldo'ya konuşuyoruz. Çünkü oyun Ronaldo'ya uyarlanmış yani. Hani nasıl PES, hani premium lisans alarak hani PES 18'den ya da PES 17'den Barcelona 17 ya da Barcelona 18 olduysa, ben bununla hitap ediyorum onlara. Yani bildiğim Barcelona 17 idi. Bu da hani biraz Barcelona 18 değil de hani PES 18'e benzemiş yani. Tabi oynanış şeylerini de gördünüz siz, videolarını filan da. Belki o oynanışta en küçük, hani en kötülerle oynanmıştır ya da, çünkü izledim, gollere bakın, şeylere bakın, hep oynayan kişi daha çok şey yapıyor. Bari karşıdaki kişi de bir hani şey gösterse,
ne bileyim bir hareket gösterse, bir şey gösterse tamam. Da işte hani çok basit geldi aslında. Ha kötülemiyorum. Ama benim üstün tuttuğum taraf FIFA 18. 2 yıldır şeyim, FIFA'cıyım. Yani hele FIFA 17 şey yaptıktan sonra, hatta ilk orijinal oyunum FIFA 15'ti. Çünkü FIFA 15'te Türkçe mi oldu? FIFA 15'te hem Türkçe oldu hem de yanlış hatırlamıyorsam Sport Toto gelmişti. Türkiye ligimiz gelmişti. İlk onu almıştım. Tabi o CD'li filan da artık hani dijital ortama geçtiğimiz için bir de artık şeylerde kasalarda siz taktırmadığınız sürece CD yeri yok. O yüzden CD'li oyun alırsanız biraz pahalıya patlayabilir size. O yüzden dijitalden alacaksınız ve indirmesini bekleyeceksiniz. Yani ben FIFA 17'yi indirmeye beklediğimde herhalde bir iki günde falan indirmişti o internetle. Biraz inceleme, biraz da konuşma dedim. Biliyorsunuz ben konuşunca her konuya girebiliyorum. Şimdi karşılaştırma olarak pas şeyler daha çok güzelmiş PES'te. Hani birinci hareketi yaptığınızda ikinci hareketi hayatta yapamıyordunuz. O topu kaybediyordunuz. Yani bunu başkalarının incelemelerinden duyduğumdan söylemiyorum. Yani o kadar oynadık yani. Kaç bölüm oldu? 20 bölüm oldu. O kadar oynadık. Oradan hani öyle bilgimle şey yapıyorum. Tabii kendim de ayrı oynadığım var. Onlar düzeltilmiş. İşte top daha belirgin olmuş, daha iyi olmuş. Frikik açısı var, iki tane var. Böyle biri yukarıdan var, biri normal olarak var. Yukarıdakine ilerideki adamlar orada ne yapıyor, konuşuyorlar mı, işte düzgün duruyorlar mı? Ya da hani kime atacaksınız, onun şeyini görmek için yapmışlar. Ve gayet de hoşuma gitti. Hani görüntü olarak yani habire böyle yumuşak şeyi söylüyorum ama gerçekten yumuşak olmuş yani. Oynanış, görüntüler böyle hani estetik bir şey katılmış gibi geliyor bana. Size ne oluyor? Size ne geliyor bilmiyorum. Tabi PES gerçekteki PES turnuvalarına daha şey yaptığı için, ağırlık verdiği için bu sene de onlara ağırlık verecek. Belki online'da falan daha iyi şeyler görebilirsiniz. Zaten Maradona da gelecek miydi? Geldi miydi? Kaldırdılar mıydı? İşte orada bir davalık şey var. Şimdi yeniden gelecek ve Hüseyin Bolt gelecek. Hüseyin Bolt işte, Hüseyin Bolt neyse. Hüseyin Bolt gelecek. Ha bunu neden koymuşlardır? İşte FIFA ne yapıyor? Ronaldo'yu koyuyor. Dünyanın birinci şeyi, hatta FIFA'nın şeyi, dünyanın en iyi oyunu, dünyanın en iyisiyle diye bir slogana ver ve gerçekten mükemmel bir slogan. PES'in de sloganı işte neydi? Were are, ya işte Türkçesi şey, efsaneler nerede oluyor? Hani şey olarak, efsaneler nerede oluyor? Hani nerede oluşuyor falan, ya da Barcelona baz alarak işte efsaneler nerede oluyor hani, ya da oyun şey olarak efsaneler nerede oluyor? İşte PES'te. Öyle bir slogan. İşte nereye çevirirseniz oraya sünüyor. Ya da nereye çekerseniz oraya sünüyor. Ne konuşuyorduk? İşte paslar, maslar falan. Yani PES'te bir oynanış olarak güzellik var. Ha Hüseyin Bolt'tan konuşuyorduk. İşte hani FIFA şeyle sözleşme imzaladı işte Ronaldo'yla. Biz ne yapabiliriz? Biz ne yapabiliriz? İşte pre-order yapanlara, ön sipariş yapanlara Hüseyin Bolt'u şey yapacağız, vereceğiz. Ha bu neden dolayı olabilir? Mesela hızlı bir oyuncunuz var ya da hızlı bir takım mı istiyorsunuz ya da hızı seviyor musunuz? Alın size Hüseyin Bolt işte. Eğer ön sipariş yaparsanız işte MyClub ajanıyla açıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Biraz değişik olmuş. Bana saçma geldi. Hani kötülemek şeyinden söylemiyorsak ya da
kötülüyorsak bile saçma geliyor. Şu an o kadar sıcak ki. Hani ses de gelmesin diye klimayı da kapattım. Kapıyı açamıyorum zaten. Kapıyı açtığımda böyle şey, Afrika dibindeymiş ya da çöl dibindeymiş gibi hissediyorum. Acayip sıcak. Sizler de neredeyseniz orada harbiden çok sıcaktır. Onu da söyledikten sonra hani habire PES konuşuyorum. FIFA zaten hani ayrıntı olarak, oynanış olarak, gerçekçilik adına gerçekten çok iyi. Hani benim için en iyi tanım şudur yani, hani FIFA gerçek oyun, PES video oyunu. Yani öyle söyleyeyim. FIFA 18 üzerinden de sürprizim var zaten. Onu da zamanı gelince görürsünüz. FIFA'da şöyle bir şey var. Deluxe Edition'la, Super Deluxe Edition, yani Ronaldo Edition'la, Icon Edition'ı alırsanız 26'sında oynamaya başlıyorsunuz. Yani 3 gün önce oynamaya başlıyorsunuz. Buradan videosunu eğer alıp da videosunu çekecek arkadaşlar, lütfen 26'sında yayınlamayın. Eğer yayınlarsanız büyük cezalara hazırlıklı olun. Öyle söyleyeyim. Yani oyun çıktığı tarih, yani global tarihinde, bütün dünyada yayınlaş tarihinde yayınlayabilirsiniz. Eğer çekerseniz videolarınızı. Ya da sürprizim var, açıklayayım. Ronaldo Edition'ı aldım. Çünkü hem Ronaldo'yu artık zaten önceden biraz sempatim vardı. Ben Messi'ciydim yani. Hani PES'ci, FIFA'cı var ya. Ben Messi'ciydim. Cristiano Messi'nin karakterdir. İşte tamam, oynanışa hiçbir şey diyemiyorum ama rekor olarak yani biraz da oynanış olarak ve kazandığı başarımlar olarak Ronaldo biraz daha üstte. Ve hani herkesin sempatisini ya da sevgisini kazandı Ronaldo. Ben de Ronaldo hani şey oldum. Tamam, Messi'ye yine şey yapıyorum da Ronaldo biraz daha yakın geliyor. Öyle söyleyeyim. Ben de direkt hani zaten demiştim ta FIFA 18 duyurulduğunda ya da lafı geçtiğinde demiştim ki FIFA 18'i şey yapacağım, alacağım demiştim. Belki yorumlarda, bazı yorumların altında vardı alacağım. Onu öğrenmiş oldunuz. 26'sında bütün her şeyini çekeceğim. Ha, Hunter'ı konuşmadık. Hunter'ı niye konuşmadık lan? Dakika kaç oldu? 19 dakika oldu, Hunter'ı konuşmadık. Hunter'da işte Journey, Hunter Returns diye, Hunter geri dönüyor gibisinden bir tane şey yayınlamışlar. Videosunda da işte herkes ünlü şeyler konuşuyor. Hunter nereye gidecek? Hunter böyle gidecek. İyi şeyler konuşurken bir anda hop dönüyor, kötü şeylerle de konuşuluyor. İşte Pep Guardiola diyor işte gelsin bize, bizde oynasın. Schmeichel gelmedi. Yok, Müller. Müller diyor işte Almanya'ya gelmesini de isterim. İşte bunlar hep şey. Şimdi bu sezonda istediğimiz her yere gidebileceğiz ya. Kesin yine yabancı şeylerde, Türk şeyine gidemez de yine yabancı şeylere gider. Onlara gidebileceğiz. İşte düşünce şeyi olarak, bir de şeyler olarak, bir de herhalde sevgilisi olacak Hunter'ın. Milli takıma gidebilecek mi? Onu da şey yapıyoruz. İlk Hunter gerçekten çok güzeldi ama genellikle şu beğenilmedi. İstediğiniz takıma gidin. Yani atıyorum şöyle şey yapayım. Bizim mesela TFF birincilikten bir takıma git, hikaye aynı. En üst takıma gel, yine hikaye aynı. Ha, bu biraz yanlış. Hikayeyi ya takıma göre yapacaksın ya da öyle bir hikaye oluşturacaksın ki hani sırıtmayacak ya da farklılık gösterecek biraz. Öyle olacak. Öyle olursa Hunter tadından yenmez. Zaten yenmiyordu. İyice tadından yenmez. Dedikten sonra 26, yani ben 22'sinde yükleyeceğim. 26'sında oynayabileceğim. Zaten FIFA 17 kaç GB'tı?
30 GB'dı. İşte şu an güncellemelerle birlikte bir 35 GB filan olmuştur herhalde. Belki de daha azdır. FIFA 18'de rahat bir 40 GB falan vardır. Artık oyunlar devasa büyüklüklere ulaştı. Zaten hani 22'si ile 26'sı diye bir süre vermesi, hani bunlar zaten Türkiye'de işte internetleri kesin TTNET'tir ya da Türk Telekom'dur, aynı bok. Bunlar zaten indirene kadar 4 gün geçer. Harbiden de öyle. Artık bilgisayar kaç gün açık kalır bilmiyorum ama o oyunu oynayacağız. FIFA 17'yi rahatlıkla 60 FPS'te oynayabiliyorum. FIFA 18'ini de inşallah öyle şekilde oynarım. Ve 26'sında zaten ben Hunter'ı belki kaç defa çekmiş olacağım. Ve normal bir inceleme de gelecek. Hepsini 29'unda böyle takır takır yüklemeye başlayacağız. Yani 29, yani 29'u dedim, 29 Eylül daha çok var. 29'unda böyle takır takır videolar gelecek. Şimdi asıl konumuza, ya asıl konumuzları konuştuk zaten. Unuttuğum bir şey var mı ki? Şey, PES ile FIFA'nın arasında sadece biri gerçek, biri değil. Öyle söyleyeyim. Eğlence olarak şu an mesela atıyorum, gel bir kanka işte PES atalımdan ziyade gel bir FIFA atalım. Artık bu oldu. Size öyle yapmaya çalışın çünkü artık PES biraz gerçekçiliğini bırakmış gibi yani. Habire görüntüye şeye sararsan bu sefer oynanış ne olacak yani? Oynanış o aç yani. FIFA her tarafıyla ilgileniyor. Ayrıntısına kadar zaten var. Şimdi aslında bugün, yani ben bunu çektiğimde kaç oluyor? Biri oluyor. Saatler olsun. Saatte 1'e 14 geçiyor. Bundan 20 dakika önce işte 10, 12, 1'e 5 var falan filan ya da 1'e 10 kala filan başladım. Bunu izlediğinizde herhalde 2 Haziran filan olacak. Başka bir şey olmazsa ya da 3 Haziran da olabilir. Ben 30'unda vlog çekmiştim. Hatta böyle 9 videoluk filan, hani birleştirince daha hani kesince filan şey olacak. 9 videoluk o kadar bu sıcakta git filan çek gel. Ne yapmıştık? Klavye almıştık. Klavyenin hani kulaklık diye çıktım. Benim habire taktığım o kulaklık var ya. Ben edit yaparken de o kulaklığı kullanıyorum. Diğer bir kapalı kulaklık vardı. Belki hatırlayanınız vardır. SMR2 miydi? Ha, Rampage SMR2. O zaten hava sıcak. Onu takınca iyice hava sıcak oluyor. Falan. Bir de hani onda tamam çok iyi ses alıyorum. Edit yaparken de en ince ayrıntısına kadar ses alıyorum. Ama sıcaktan dolayı takamıyorum. Bir de kulağı direkt yakmaya başlıyor ve terletmeye başlıyor. Diğerinde ise 60'a falan getiriyorum sesi. O zaman net duyabiliyorum. Benim 30'a ya da 40'a getirdiğimde ya da 20'ye get 20 biraz çok az olur ama 30'a 40'a getirdiğimde sesleri net ve tam bir şekilde orada neler olmuş almam gerekiyor. Gittik işte Sony kulaklıkları şey yaptım. Böyle hani onların da var ya kulak üstü kulaklıkları. Yani normal şey kulaklık böyle takıyor. Onlara baktı. Philips'in var, Sony'nin var falan filan. Sonra bir baktım. Logitech G230 var. Ha, parası biraz tuzlu bir para. Dedim şimdi zaten hani ben 9'undan 9'una şey para hani maaşımı alıyorum. Dedim şimdi buna Sony'ye para vereceğime gider bir tane pahalı alırım. Hem oyunlarında işe yarar hem de hani böyle edit yaparken filan işe yarar. O zaman dedim ben almayayım. Kulaklık almaya gittik. Klavye aldık geldik. Klavyede şey, şu an belki görüyorsunuzdur. Neydi? İşte Rampage KBR-R8 mi ne, öyle bir şey. Böyle metal, neydi?
mekanik hisli klavye, işte kasası metal, böyle 5 kilo yani, hani bildiğin 5 kilo kaldıramıyorsunuz neredeyse. Işıkla mı ışık, işte 3 tane ışığı var, kırmızı, yeşil, sarı gibi bir şey. İşte sarı diyelim, RGB mi? Yok, RGB olsa mavi de olur. Neyse, RGB. Öyle söyleyeyim. Falan. Ha, şimdi asıl konu, asıl konu diye. Vlog gelecekti. Yani ayın birinde vlog gelecekti. Nasıl bir şeyse yanlışlıkla işte tam edit yapacağım ya. Açtım Camtasia'yı. Hani CTRL A deyip hepsini seçip işte programa yönlendireceğim. Yanlışlıkla CTRL Z'ye bastım. CTRL Z'ye bastım. Gitti. Bütün her şey gitti ya. O kadar çektim, o kadar sıcakta çıktı. Bilmem ne yaptık. O kadar çek, o kadar işte... Ha, biraz utangaçlık oluyor zaten. Yani o kadar kapalı şey kişinin, o kadar kişinin arasında çıkartıp böyle işte şey... Video zaten kapalı... Mesela Vatan ve İlgisayar'a gittik, Diyanar'a gittik, Teknose'ye falan gittik. Şey çekiyorum, şöyle çekiyorum, arka kamerası dönük, işte hani şu, şunu kamera diye göre böyle çekiyorum işte reyonları. Hani konuşacağım zaman da şöyle, işte hani konuşuyorum normalde böyle. Belki hani şey vardır, işte burada kamera kullanamazsınız gibi bir şey vardı diye böyle gizli kamera gibi çekiyorum. O hani o bile biraz utanç şey yapıyor. Ha, önceki gibi utanma şeyim yok tabi, şimdi daha çok az. Şimdi neyse, öyle çek böyle çek, sonra gel tam atacağın zaman CTRL Z'ye bas, bütün klasör gitsin. Böyle bir şey mi var ya? Ya CTRL Z'nin bir de dönüşü yok. Hani klasör olarak şey yaparsınız, dönüşü yok. Ha, bunu kurtarma programları var ama dün bir kurtarma programı şey yaptım. Bilgisayardaki 12.000 tane şeyi yaptı, daha %1 bile olmadı yani. 12.000 tane şeyi tarıyor, daha %1 bile olmadı yani. Dedim, kim uğraşacak? Zaten hani gelecek şeyde, işte ayın 9'unda değil de 10'unda ya da işte ne zaman ben tatil olursam o zaman gidip hem vlogumuzu da çekeceğiz, hem de kulaklığımızı da alacağız ya da kulaklığı kendime getireceğim. Şimdi Logitech işte 230'a bakayım dedim. İşte incelemesine baktım, falan şeye baktım. Sonra bir baktım, HyperX Cloud, işte neydi, Stringer diye. Stringer mi işte, Stringer diye bir kulaklığa rast geldim. Hepsinden daha iyiymiş. Şey olarak, şey ses olarak biraz hani az gibi geliyormuş ama çok net geliyormuş. Mikrofon olarak 500-600 liralık işte hani kulaklıkla mikrofon var ya, mesela HyperX Cloud 2, o kaç, 500 lira mı? Herhalde öyle bir şey. 600 lira mı ne? Onun mikrofonuyla neredeyse aynıymış. İşte özellik olarak böyle yapınca açılıyor, böyle yapınca kapanıyor. Onun da özelliği, işte istediğiniz zaman kapatabilirsiniz, açıp kapatabilirsiniz. Kulağı pek rahatsız etmeyen bir kulaklık ve edit yaparken de, oyun oynarken de gayet iyi bir kulaklık. Öyle bir şeyler yapacağız. Genelde hani yazın böyle vloglar atılır, bilmem ne atılır. Hem ben çalıştığım için hem de böyle dışarıya çıkma eğiliminde bulunmadığım için gelmiyor. Biliyorum çok konuştum. 30-31 dakika falan oldu. Umarım kesebileceğim kadar keserim. Sizler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Samedius'lar, bir beğeni atarsanız, bir kanala abone olursunuz. Eğer olmadıysanız da hemen olun şimdi. Video ya kart filan eklersem onu da hani isterseniz tıklarsınız. Ya da çıkış ekranı var ya, şurada geliyor böyle hop. Buradan da geliyor hop. Şuradan da abone olma şeyi filan. Onları da hani tıklarsanız güzel olur. Serilerle devam edeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir de. Kendinize çok iyi bakın. Ben yine çok konuştum. İyi günler.
İyi oyunlar.